Bismillahirrahmanirrahim. Bâb-ı intihâbi mâ yunzeru alel kavm bimâ mimmâ yef'aluhu'n-nâsu fî'l-nikâh. Bu bab düğünlerde, nikahta cemaat üzerine serpilen para yahut da meyve, bunları toplamak caiz midir, değil midir? Ona çerez mi derler? Çerez. Çerez derler. Ben çocuktum, hatırlarım. Gelini getirirler, güvecinin evine gireceği vakıtta yukarıdan damdan getirilir, durur orada. Bu gireceği vakıtta seferler işte fındık, para, şeker, şeker ve teberik. Çocuklar da kapışır, o kapışır, o kapışır. Yani bu ufak fakir yerlerde meyve ama zenginler de para seçermiş. Dünya, altın artık kendi selahiyetine göre. Şimdi bunu toplamak, almak caiz midir, değil midir? Bugünkü bahsimiz de bu. Bir kısmı diyor ulemanın bu haramdır, bunu almak caiz değildir. Ve hadisler getiriyor, hadisler de istidlal ediyorlar. Bir kısmı da hayır, caizdir. Bu nehyedilen kısım bundan değildir, o başka diyor. Haddesena Rabi'ul Mâzinu, kâle haddesena Şuayb-i Bülleyh. Kâle haddesena Leys an Yezid ibn Ebi Hadid, an Ebil Khayr, anis sünâbiti, an ibadete bin Sâmit. قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hazreti Übadet ibn-i Samit diyor ki biz Resulullah Efendimiz'e biat ettik. عَلَىٰ أَنْ لَا مُنْتَهَبَ Nehb olmayı. Nehb olmamak üzerine biat ettik. Talan. Talan, kimseyi talan etmemeye biat ettik. Bunu delil getirdi ki hükümlerde saçılan çerezi de almak haramdır. Baksana. Nehb etmemeye biat etmişler. Bu nehb değil ki hakikaten bu hadis ona delil olmaz. Onu delil getirdi ama çünkü adam bunu sepiyor ki alın. Nehb-i gayret etmek, adamın rızası olmayarak gidip malını alıyorsun, alıp getiriyorsun. Nehb o. Kendi gücün kuvvetinde gidip ötekinin malını sepirin alıp getiriyorsun. Bunu Resulullah Efendimiz ona biat etmiş ki Araplarda var ya o kabile kabile, o kabile onu basar ne buharet eder, o kabile onu basar ne buharet eder. Resulullah Efendimiz biat almış ki bunu yapmayın. Bunu getirdi. Bu adamlar düğünde seçilen çerese getirdiler. Ya, o değil. O delil olmadı. Haddesena Fâdun kâle haddesena Ahmed ibn Yunus kâle haddesena Züheyrun kâle haddesena Hamid Gavid. عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حسين buyurdu ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki men intehebe her kim nehb-i gâret ederse feleyse minna bizden değildir. Öyleyse diyor günlerde bir çerezde böyle bir her kim bunu yaparsa o da Müslüman değildir. Bak bu da delil değil. Aşağıda cevabı geliyor ya bu da adam getirmiş onun için sepiyor. Herkes alsın diye. Alsın diye sepiyor. Fakat nehb-i gâret dediğim gibi Araplarda, Kürtlerde daha da yakın zamana kadar var idi. Bir köy halkı gider köyün komşusunu basar, onun adına da gazve derler. Onlar da silahına müdafaa ederler, birbirlerini vururlar, öldürürler. Arada ölene de derler şehit oldu, gazvede öldü. Bunun gazvesi neresi? Müslümanın malını al. Canını öldür, adına da gazveden de şehit olsun, öyle yanma var yani. Resulullah Efendimiz esaslı biat alıyor ki siz bu nehvareti terk edin, cahiliyetten kalın. Cahiliyette kim azıcık fakir olursa gece atına binerdi, yallah babam haydi giderdi. Kim rast gelirse vurur, malını alırdı. Ve geçenlerde bir yerde okudum, diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu teala şeye sordu, meşhur Amr ibn-i Ma'd-i bin Kerf. 100 yaşından fazla yaşadı. Çok bahadır, yiğit bir adam. Onun da meşhur bir kılıcı vardı ki o meşhurdu. Atıma bindim giderken nehb-i gâret etmeye gidiyor. Baktım ileride bir adam bir kadından gidiyor. Hem de şiir söylüyor ki bak ben neler yapıyorum diyor. Yukarıya bir elma yahut da karpuz bir şey atıyor. O daha yukarıdan düşer düşmez kılıcından tutuyor ikiye bölüyor. O ailesine diyor canını öldür, adına da gazveden de şehit olsun, öyle yanma var.
Resulullah Efendimiz Esad'ın diyata diyor ki siz bu nefvareti terk edin, cahiliyetten kalın. Cahiliyette kim azıcık fakir olursa gece atına binerdi, yallah babam haydi giderdi. Kim rast gelirse vurur, malını alırdı. Ve geçenlerde bir yerde okudum, diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu teala şeye sordu. Meşhur Amr ibn Nadir Nikar. 100 yaşından fazla yaşadı. Çok bahadır yiğit bir adam. Onun da meşhur bir kılıcı vardı ki o meşhurdu. Atıma bindim giderken nehvu gayret etmeye gidiyor. Baktım ileride bir adam bir kadından gidiyor. Hem de şiir söylüyor ki bak ben neler yapıyorum diyor. Yukarıya bir elma yapıp da karpuz bir şey atıyor. O daha yukarıdan düşer düşmez kılıcıyla tutuyor, ikiye bölüyor. O ailesine diyor ki şimdi bizim karşımıza bir çıkan olsa da bizim marifetimizi görse, yani nasıl kılıç sallıyoruz, bir ona dersini verelim demek istiyor. Kendisini methediyor. Bir baktım bu genç kendisini beğeniyor. Hemen bağırdım. Teslim ol dedim. Ya selam. Nasıl teslim ol dedimse adam atından düştü diyor. Evet. Ben de dedim ki şey hile ediyor. Gittim mızrağına dürttüm. Yani kalksın, beni müdafaa etsin. Dürttüm dersen adam bir seneden derim diyor. Evet. O gittiğini beyan eden adam bir seyhede teslim ruh etmiş. O kadar korkak, bundan korkağını görmedim diyor. Gitmiş, ondan bir şey çıkaramamış da bu kadın almış, o kadının hakkı kalacak. Bir de baktım diyor bir tanesi tesadüf etti, hazır ol diyor dedi. Dedi ki az dur, sabırlı ol demiş. Niye? Ben de bir hazırlanayım demiş. Peki demiş, hazırlan bakalım. Demiş, bana bir mühlet ver demiş. Ne mühlet istiyorsun diye. Kulase orasını unuttum, orada da bir dalavere yapıyor, dalavereyle adamdan kurtarıyor. Onun gibi dalaverici de yok diyor. Bir dalavereyle elimden kurtardım. Orası bunu. Ondan sonra gittim diyor. Gittim baktım bir çadırda kadınlar var. Gayet güzel kadınlar diyor. Kadınların içerisine girdim. Erkek var, öldüreceğim, kadınları götüreceğim diyor. Kadınlar beni gördükleri gibi korktular. Dediler ki sen bizi götürmek istiyorsun fakat şu ufak bir tepe var, tepenin arkasında biri bizden daha güzeli var. Oraya git. O bizden daha güzel dediler. Dedim öyleyse bunlar hazır. Bunu da iyi dedim. Bir de o tepenin arkasına gittim ki genç bir delikanlı medesini tamir ediyor. Onların kocasıymış. Ha, bizden daha güzeli dedikler yani erkeke havale ediyorlar ki dalavereyle kendilerini kurtarırlar. Diyor, daha ona varır varmaz adam farkında oldu. Farkında olduğu gibi hemen medesi attı, atına sıçradı. At yanında hazır, mızrağını aldı. Bunun bu cesaretine hayrette kaldım. Geç bir tanım. Diyor, bana döndü dedi ki, mübarezeyi sen mi başlayacaksan ben mi başlayacağım? Sen mi bana hücum edeceksen ben kaçacağım, kendimi kurtaracağım. Yoksa ben mi seni süreceğim, sen kaçacaksın, kendimi kurtaracaksın. Hangisini istersen? Dedim ki ben kovayım sen kaç. Peki. Haydi bakalım diyor. Koştum diyor. Gidiyor diyor. Tam yanaştım mızrağı diyor. Boynuna batıracağım yerde adam atın boynuna sarıldı. Mızrağım boşa gitti. Boşa gitti ondan sonra dedi ki anan ölsün. Olsana benim. Tekrar kuşturdum diyor. Tekrar kavuştum mızrağı hemen batıracağım oldum. Bir de baktım hop yere sıçradı. Gene faydalı diyor. Tekrar atın üzerine bindi. Gene boş deyince ben korktum. Dedim ki ben gelmiyorum. Beşer bunu baktım ki ben öldüremeyeceğim diyor. Döndüm ben. Döndüm geleceğim diyor. Bir de baktım yıldırım gibi peşimden geliyor. Okunun ucunda da demir yok. Sadece sivri bir şey ok diyor mızrak. Demirsiz bir mızrak. Peşim sonra yıldırım gibi geliyor. Baktım ben bundan kurtaramayacağım diyor. Teslim ol. Ellerimi kaldırdım. Teslim. Teslim olduğum gibi getirdiği Araplarda da hakaret isim. Saçını keserlermiş. Başını, saçlarını kesilir ki alemin yanında rezilisi olmasın.
Ondan da korktum demiş gönderildiği adam. Sonra sordum bu kim? Hüreydi Gülsemme dediler. Hüreydi Gülsemme'ymiş. Şimdi onların işi gücü böyle. Atıp gidin, gidin başkasını vurayım, valiyim, getireyim, yiyeyim. Onun için Resulullah Efendimiz onlardan biat almış ki bu işi daha yapmayacaksınız. Men intehebe feleyse minne. Ne buharet eden bizden değil. Haddesen Ali ibn Abdirrahman kâle haddesen Ali ibn Cahf kâle haddesen Ebu Cafer el-Razi enir Rubey'i ibn Enes ve Hümeydin al-Enes kâle innemâ ne'en nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem anem Peygamber Efendimiz nehbu gârette nehiyledi ve kâle buyurdu ki ben intâhebe feleyse minne nehbu gâret eden bizden değil. Haddesen Ebn-i Mezruh kâle haddesen Ebu Amir hani bile etmiş değil. حمام بن جهينة عن عبد الرحمن بن زيد ابن خالد الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن زيد الخالد الجهني باباسي زيد الجهني ذا رواية اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليسة والنحلة في أمبر فنمس نهي ذلك iki şeyde خليسة bir şeyi gizli almak bir de nehbu gâret etmek. El-Halise niye mâ yustahlesu minessebu'l feyemûl kâble en yüzekler. Hayvan, bir canavar bir hayvanı tutmuş, götürüyor, sen koştun, elinden aldın. Aldın ki ölmüş hayvan. Öyleyse bu da hayvan ölmez. Eğer sen onu o canavardan kurtardığın vakitte diri olursa boğazlarsın, temiz olur. Fakat sen onu elinden alıncaya kadar hayvan öldü. Ya parçalamış, öldürmüş, ya da korkmuş, ölmüş. İşte bundan nehyetti bir de onun bunun malını nehbu gâret etmekten nehyetti. Haddesena Fâdun kâle haddesena Ebu Gassan kâle haddesena Züheyrun kâle haddesena Simâk ibn Harb kâle emdâni Sâlibetü ibn el-Hakem ehû beni leys ennehu râen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz uğradı, merre bi hudurin bir takım çömlekleri uğradı ki tiha lehmu ganem. Onlarda koyun eti var. Böyle koyun eti ki intehebuha. Ondan bundan gâret etmiş, getirmişler. Koymuşlar kaplara, pişiriyorlar. Fe emere biha. Emretti onlara. Fe ükfiye. Dökün bunları dedi. Bu yenilmez dedi. Fekale buyurdu ki innen nuhbete la tahil. Oradan buradan gâret edip getirdiğimiz mallar haramdır, helal değildir, yenilmez. Haddesena Fâtun kâle haddesena Ebu Gassem kâle haddesena Züheyr kâle haddesena Simâk ibn-i Harb. Okuduk buraya. Haddesena Ebn-i Mezûk haddesena Ebn-i Vehbi kâle haddesena Şâbeten Simâk ibn-i Te'alebete ibn-i Hakem قال أصاب الناس على أحد النبي صلى الله عليه وسلم غنما فانتهبوها. يعني برف من الزمان ده ناس في يرى giderken bir koyun sürüsüne tesadüf etmişler, onu nehbu gâret etmişler, almışlar. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني برف من الزمان ده لا تشبه النهبة. Bu nehbu gâret etmek, talan etmek yaramaz, salih değildir. Tümme ümmüle bir kudur dövükler. Emretti ki onlar pişirmişler, yiyecekler. Tökün bunları, bu halal değil. Haddesena Hüseyin ibn-i Nasr'ın kâle haddesena Firyabiyyü kâle haddesena İsrail kâle haddesena Simâkün fezekere bi-isnâdî-i istav. Haddesena Rabi'ül Mâzîn kâle haddesena Esef kâle haddesena Yahya ibn-i Ebi Zekeriyye bin Ebi Zâide kâle haddesena Ebi ve gayruhu an Simâkün fezekere bi-isnâdî-i istav. Aynı hadisi şerifi Rabi'ül Mâzîn İmam-ı Tahavi rivayet edilmiştir. Kâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki tezehebe kavmun. Bir kavim zahib oldular ki ilâ enner racüle. Şuna zahib oldular ki bir adam. İzâ nesere alâ kavmun. Bir cemaat üzerine saçsa şeyen bir şey. Para olsun, yiyecek bir madde olsun, değilecek bir madde olsun. Onu saçta ve ebâhahum onlara da mübah kılsa ahzehu onun almasın.
yani mübahtır, bunu alır dese, inne ahzehu, onu almak mekruhun lehum, onlara mekruhtur ve haramun aleyhim, onlar üzerine haramdır dediler. Ve zehebu zahib oldular ki zalik, bu mesele hakkında, ila ennehu, şuna ki bu minen nühveti, yani kalandandır, elleti öyle kalan ki la anaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya yürasa. İşte bu hadisi şeriflerde Resulullah Efendimiz'in nehyettiği kalandandır dediler. Yani bunların düşüncesi acayip. Yani her alimci düşüncesi var ama Resulullah Efendimiz'in hadisleri nerede? Bu nerede? Buradaki Resulullah Efendimiz'in nehyettiği kalan, adamın rızası yok ki diyor. Adamın malını kalan edip getiriyorsun. Bu öyle değil. Cemaate mübah görmüş. Diyor ki ben bunu istedim. Gidin kalan edin. Bu olsun diyor. Hak etmiş adamı cebren falan etmiş getirmişse, ha da adam ortalığa saçmış, siz alın demiş, gitmiş oradan almış. Yani ikisinin farkı yok, ikisi de haramdır diyorlar. Bu konu ne? Ve halefen fî zâlike âkharûn. Diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Ve kâlu dediler ki, en nühbetülletî, şöyle bir talan ki, nehâ anhâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz nehyeyledi. Yâdî lâsâr bu eserlerde diye o talan ve yağma nedir? Nühbet-ü maşul işi yağma etmektir ki lem yü'den izin verilmedi. Çünkü hâbihi onu almakta izin verilmedi. Nehyettiği bu. Bazı adamın ağacı vardır. Vakfeder. Der ki filan meyveli ağacı ben vakfettim. Kim yerse yesin. Bir de var onun yanı başında, onun da şahsi mülkü olur. Ya adam onu vakfetmiş, yiyen yesin demiş ama öteki ağaca selahiyet vermemiş. Binaenaleyh bir adam geçse, o adamın şahsı ağacından yese bu caiz değil çünkü onu vakfetmemiş. Fakat öteki, ötekini vakfetmiş. Ondan da yemesi haramdır diyor bu elbette böyle göre. Çünkü o da mübah kılmış. O da diyor ki olsun. O da yağmaya girer. Adam vakfetmiş, gelin ne yesin. Vakfetmez. Bir adam malını getirmiş ortaya koymuş, her kim alırsa alsın diyor. Götürürse götürsün. Bu başka, bir de bir adamın şahsi mali var, o var, onun rızası olmaksızın gelip yağma edip götürüyorlar. Bu başka, bunlar ayrı ayrı. O birinci kavle göre hepsi bir, hepsi haram. Bu ikinci kavle göre yok diyor. Resulullah Efendimiz'in nehyettiği izin verilmeyen mali yağma etmek haramdır, budur. Ama mane serehu rafi, ama bir adam ki onu saçtı ala kavmin bir cemaat üzerine ve ebahahum, onlara da mübah kıldı intihabehu, onu yağma etmelerini ve ahlihi, almasını yağma edin alın diye mübah kıldı. Feleyse kezalik, bu mekruh değildir, haram değildir. Leennehu, o saçtığı şey mezunun ki izin verilen bir şeydir. Vel evvelu, halbuki evvelki izin verilmeyen mali almak ise memnu'un minhu, ondan mekbul olmuştur. Kimsenin malını almak hakkınız yok. Vakat vecedna misle zalim. Biz böylece bulduk. Kad ebâhehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz mübah kıldı. Bazı şeyleri Resulullah Efendimiz mübah kıldı. Böylece eserde bulduk. Hadisinde zikrediyor. Haddesena Ebu Bekret ve İbn-i Merzuk. Kale haddesena Ebu Asim. قال حدثنا ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن عبد الله بن دحي عن عبد الله بن قرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبرة من بيوتك أحب الأيام إلى الله الله تعالى يكون نار أنسى الكلسي يوم النحر قربان بايرن ثم يوم عرفة سورة عرفة جنود قربان بايرن فضيلة عرفة جنود أفضل. Arafa günü ikinci geliyor. فَقُرِّبَتْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Peygamber Efendimiz'e getirildi. بَدَنَاتٌ develer. خَمْسَنْ اَوْسِتْتَنْ. Ya beş yahut altı deve. فَدَفِقْنَا يَزْدَرِفْنَا اِلَيْهِ. Onlar Peygamber Efendimiz'e yaklaştırıldı. بِاَيَّتِهِنَّ يَبْدَ. Ki hangisiyle başlayacak, hangisini boğazlayacak. فَلَمَّا وَجَبَتْ اِيْسَقَتَتْ. Vakti ki onlar düştüler cenubaha, yanlarına, yani boğazlandı da
düştüler. Kâle kelimeten hafifeten. Peygamber Efendimiz hafif alçak sesinin bir şey söyledi ki lem efhemha. Ravi Abdullah ibn-i Karak diyor ki ben onu anlayamadım. Resulullah Efendimiz'in ne dediğini. Fekultu ben dedim lillezî kâne ilâ cembî, yanımda olan adama sordum ki mâ kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz ne buyurdular? Fekâle, o adam dedi ki kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki men şâe, her kim arzu ederse iktata'a, bu develerin etlerinden keser götürülür. Bir keser götürülür. Resulullah Efendimiz'e 5 yahut 6 deve getirmişler. Onları iyice yaklaştırmışlar ki hangisinden keserse kesin. Onlar kesilmiş, yere düştükten sonra Resulullah Efendimiz buyurmuş ki arzu eden bu develerden alsın götürsün. İşte bu nedir? Mübah kıldı Resulullah Efendimiz. O develerin etini mübah kıldı. O birinci kavle göre bunu almak haramdır. Resulullah mübah kıldı, kılsın diyor. Almak haramdır. Nehb-u garet olur. Halbuki değil. Nehb-u garet edilmez bu. فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Resulullah Efendimiz buyurdu ki هذا الحديث ve hadiste مَنْ شَاءَ اِفْتَدَعْ, her kim dilerse bundan parçalasın götürsün. وَاَبَاحَ ذَلِكَ, bunu da mübah kıldı. دَلَّ هَذَا, bu delalet etti ki اَنَّمَا وَالْبِشَيْكِ اَبَاحَهُ, mübah kıldı. رَبُّهُ, onun sahibi, umarın sahibi, dünnâsi nasıl مِنْ تَعَامٍ, yiyecek şeyden اَوْ غَيْرِهِ, yahut yiyeceğin gayrısından mübah kıldı. فَلَهُمْ, nas için caizdir. اَنْ يَأْخُذُوا مِنْ ذَٰلِكْ, bundan almaları caizdir. وَهَذَا, bu خِلَافُ النُّهْبَةُ الَّتِي سُلْبِ talanın gayrısıdır ki نَهَا عَنْهَا Resulullah Efendimiz nehyeledi filâzâri lüven. Geçen hadislerde, zikirki hadislerde Resulullah Efendimiz مَنْ اِنْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا, falan veya maydan bizden değildir. Dedi ki bu değil. Bu başka, o başka. Ondan Resulullah Efendimiz nehyediyor. Niye? Sahibinin rızası olmayarak gidip bunu yama ve talan etti. Bu öyle değil. Sahibi kendisi mübah vermiş ki alın. Hayvanı kesmiş diyelim, deveyi kesmiş ortaya. Bütün götürse götürsün. Mübah. Bu ikisi bir değil. Fesebete bimâ zekerina, bizim bu zikrettiğimiz de sabit oldu ki ennen nühbetelleti şul bir talan ki talan ve yağma ki til asari luvel, evvelki hadislerde olucudur. Diye o talan nühbetu ma lem yu'zen fi, onun yağma edilmesine izin verilmeyen maldır. İzin vermemiş, yağma etmeyin, etiketi, ambarını, kurmasını talan et, buğdasını talan et, malını, mülkünü talan et. İşte bu izin verilmedi, bu caiz değildir. Onda ittifak var. Ve ennemâ rubiha min zâlik, ol bir şey ki mübah kılındı ve üzüne fihi, onun talan edilmesine izin verildi. Fe'alâ mâ fî hâdel eferistâni, işte bu ikinci hadiste Resulullah Efendimiz'in develeri yaptığı gibidir, bu kabildendir. Adam izin verdikten sonra ya ben izin verdim, hayır gidin, kim alırsa alsın, kim götürürse götürsün. Bu hangi kabilden olur? Resulullah Efendimiz develeri kestikten sonra etini kim götürürse götürsün, bu eserden olur. وَقَدْ رُوِيَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den rivayet olundu. Hadisun munkati'un, munkati olan bir hadis. Hadis-i munkati ki raviler birbirinden rivayet ederken arada bir ravi sabit olur. Mesela bir adam kendi kocasından almış fakat kocasının ismini söylemiyor da kocasının ismini söylüyor, ondan işittim diyor. Halbuki kocasından almış, kocasını görmemiş. Ona hadis-i munkati derler. Böyle bir hadis-i munkati Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi ki kat fesser, o hadis-i munkati tefsir etti. Hükmen mühbeti, talanın hükmünü öyle talan ki el menhiyyi anha, kendisinden nehyedilen talanın hükmünü tefsir etti. Ve mühbetel mübahete, bir de mübah olan talanı beyan etti. Ve innemâ eredna bi zikrihi hâhuna, biz burada onu zikretmekle murad ettik. Tefsirehu, onun tefsirini limâne hâdel muttasil, senedi muttasilide gelen bu hadisi teyit için. Resulullah Efendimiz'e 5-6 deve getirdiler de onların kestikten sonra etin mübah kıldı ya, bu senedi muttasilide gelmiş.
Hadis-i Mungati'nin için getirdim. Hadis-i Mungati zayıftır. Zayıfların aksamındadır. Bu muttasili teyit etsin ve tefsir etsin diye getirdik. Haddesena Abdülaziz ibn Muaviyeten Attabi. Kale haddesena Avn ibn Umare. Kale haddesena Ziyad ibn Mughire. An Sevir ibn Yezid. An Halid. An Ma'dan. An Muaz ibn Cebel. Kale şehide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz hazır oldu. Milake şabbin minel ensar. Ensardan bir gencin nikahına. Ya nikah, o iki türlü olur. İlk önce nikah kesilir, yahut da zifafına hazır olur. Felemmâ zevvecûhû. Vaktaki onu tezvic ettiler. Kale buyurdu ki, alel ülfeti ve tayril me'mûn ve si'ati fir rizk barikallâhu lekum. Tehtifu alâ râsi sahibi. Resulullah Efendimiz böyle buyurdu. Yani bu nikah alel ülfet aralarında ülfet üzerine olsun. Birbirleriyle ülfet isimler. Ve tayril me'mûn. Tayir tefekkür. Yani mübarek bir fal üzerine olsunlar. Ve si'ati fir rizk. Rızıklarında genişlik üzerine olsunlar. Barakallahu lekum. Allah size mübarek kılsın. Defifu def çalınız. Ala râsi sahibüküm. İşte bu evlenen genç için onun başında def çalın. Harun'un nikahı bittifuh, başka bir hadis daha var ya, ha, def çalmak bu vardır. Ve ashab-ı kiram vardır ve Peygamber Efendimiz bunu emretmiş, müsaade etmiştir. Bunun en iyisini Kayseri'de yaparlarmış. Üç gün, üç gece oğlanın ve kızın evin kapısının önünde def çalarlarmış. Herkes bilsin ki artık bu kız kocaya varmış. Yok da bu oğlan evlenmiş, başka birisinin hani şeysi varsa onda bir gözü, bir meyli varsa kesin alakası. Gene devam ediyor mu? Def, def bir taraf diyor. Davul değil. Def, bildiğimiz defler var ya, şimdi burada Arapların ki, Araplarda gene var. Bu dervişlerin defleri gibi biraz büyük değil de, biraz küçük. Bir tarafı kasnaklı, o kasnağa vururlar. Şimdi bu en bütünlerde hala var buralarda. فَلَمْ يَلْبَثْ اَنْ جَاءَتِ الْجَوَارِ. Diyor ki aradan geçmedi, cariyeler geldiler, yani kızlar geldiler ki مَعَهُنَّ الْاَطْبَارِ. Bu kızlar bunun tabaklarından beraber geldiler. عَلَيْهَا الْلُوْدُ وَالسُّكَّ. Badem ve şeker vardı bu tabaklarda. فَاَمْسَكَ الْقَوْمُ اَيْدِيَهُمْ. Yani getirdiler cemaate ki alın. Fakat cemaat el uzatmadılar. Hiç kimse elini uzatmadı. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz buyurdu ki أَلَا تَنْتَهِبُونَ. Bunu kalan iseniz ya, bunu ne için getirdiler? Alasınız. Almaya ne diyorlar burada? Adam kendisi vermiyor, ortaya koyuyor ki sen kendin al. Bak, bunu nehb-u galet edin diyor. فَقَالُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّكَ كُنْتَ نَهَيْتَ عَنِ النُّهْبَةِ. Ya Resulallah, nasıl alalım ki sen buyurdun ki men intihabe feleyse minne. Her kim nehb-i gâret ederse, yağma ederse bizden değildir dedi. Onun için biz alamıyoruz. Kâle Resulullah Efendimiz buyurdu ki tilke nühbetül asakir. O askerlerin yağmasıdır. Yani ordu gitti, küffardan mal aldı, asker onu kendileri yağma talan ediyor. Yok, o haramdır. Onu ne yapacaklar? Onu getirip gayetleri, amirleri kimse amirine teslim edecekler. Kimin eline ne geçerse, kendisi eğer o adam saklarsa, boynuna top olarak, ateş olarak cehennemde azap edilecek. Ya ne olacak o? Kumandana getirecekler, kumandana verecekler. O beşte biri beytül malın, beşte birisini beytül mala çıkarır, kalan beşte dördünü de askerler arasında teksim edecek. Piyadeye bir sehem atlıya iki sehem verecek, müsavi olacak. Ama birisi askerin 10 tanesi gitti, bir hazineyi aldılar. Hazineyi kendilerine mal edecek, öteki mehrum olacak. Yok. Ordu onu almış dedi, o adam değil ki. Ordu namını almayacak. İşte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, buyurdu ki benim dediğim budur. Askerin gidip nehbu yağma ettiği, talan ettiği, bundan ben nehyettim. فَاَمَّ الْعُرْسَاتْ فَلَا. Ama dükünlerdeki bu nehep yağma, bu haram değildir. قَالَ فَرَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ.
Muaz ibn-i Cebel diyor ki ben Resulullah Efendimiz'e baktım. Yücazibuhum ve yücazibunehu. O da onların elinden kaçırıyor, onlar da Resulullah'ın elinden kaçırıyorlar. Yani tabii böyle deyince herkes başladı birbirinden kaçırmaya. O kaçırıyor, o kaçıyor. Resulullah Efendimiz de iştirak etti. O da onların elinden kaçırıyor, onlar da Resulullah Efendimiz'in elinden kaçırıyorlar. Bunu gördüm diyor Muaz ibn-i Cebel. وَقَدْ رُوِيَا اَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ فِي ذَٰلِكَ وَقَدْ rivayet olundu diyor اَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ geçmiş ulemadan bir cemaatten rivayet edildi ki ذَٰلِكَ bu meselede اِخْتِلَافُ اَيْضَى onların arasında da bir ihtilaf zikredildi. حَدَّسَنَا ابْنُ مَلْذُوكَ قَالَ حَدَّسَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرْ قَالَ اَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي حُسَيْنٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ أنه كان لابن مسعود صبيان في الكتاب عبد الله بن مسعود كتاب يعني مكتبلerde محل مكتبنا burada kitap derler. Mahalle mekteplerde Kur'an okutulan yerlerde Abdullah bin Mesud'un çocukları var diyor. فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَهِبُوا عَلَيْهِمْ İstedi ki onlar üzerine böyle bir yağma olsun. فَاشْتَرَى لَهُمْ Onlar için satın aldı. Cevzen cevüz, bir dirhemliğini iki dirhemlik cevüz aldı. Ve kere hoş görmedi ki en yentehi bu mehassibiyan. O sibiyan ile çocuklarla beraber yağma olunmasını mekruh buyurdu. Şimdi burada Abdullah bin Mesud cevüz alıyor. Cevizi de getiriyor çocuklara veriyor. Ve kere en yentehi bu mehassibiyan. Yani bunu böyle birbirinizden kaçırmayın da bu mekruhtur. Bunu yapmayın. Ara çocuklara teksim ediyor. Fakat yecûzen yekûne zâlim. Bunu niye böyle yaptı? Ortaya asaydılar, çocuklar kapışsaydılar. Oradan kapışsa. Daha iyi olmaz mıydı? Bunu İbn-i Mesud, Abdullah bin Mesud hoş görmedi. Bunun ihtimali var ki Abdullah bin Mesud cevizleri aldı. Onlara teksim etti. Kapıştırmadı alel havfi minhu aleyhim minen mühdeti. Korktu ki kapışmada bunlar birbirine zarar verirler. Bu korkudan dolayı bunu yapmadı. La ile gayri zalik. Yoksa kapışmak haramdır diye değil. Bu ihtimal var. Çocuklar unutuyor kapıştım diye birisi. Ennehu kâne yestehibbu. Evet. Heysem'den rivayet var ki ennehu müstehep görürdü. En yûde'as şükker. Fil milk. Milk de yani bir nikah merasiminde şeker konular. Ve yukrehu en yunsere. Fakat saçılmasını mekruh görüldü. Yani nikahlarda, düğünlerde şeker getirin koyun. Ama sepmeyin. Oraya koyun herkes alsın. Ama sepilirse kapışmak olur. Onu hoş görmezdi. Yani demek istiyor ki ulema arasında da ihtilaf var. Bu kapışmayı hoş görmeyenler var. İşte İbn-i Mesud Yavuz aldı. Ondan sonra ikinci ravi kim idi? Heysel. O da getirdi, boyulmasını emretti fakat kapışmasını hoş görmedi. Haddesene ibn-i Ebi Davud kâle haddesene Ali ibn-i Cihat kâle akberene Sa'id en Hüseyin en ikrimete ennehu kerehu. İkrime. O da diyor bunu hoş görmedi. Yani saçılırsa kapışsınlar. Kapışmayı hoş görmedi. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا سعيد بن عن الحكم قال كنت أمشي بين إبراهيم والشعبي يقول ki ben hakem İbrahim'in Nakhai ile İmam Şabi'nin arasında gider gelirdim ona da gider gelirdim فَتَزَاكَرَا اِنْثَارَ الْعُرْسِ onların ikisi bu düğünlerde seçi saçılmasını müzakere ettiler فَكَرِهَهُ İbrahim İbrahim Nakhai mekruh gördü. Bu hoş bir şey değil. Seçildi mi kapışacaklar, birbirine eziyet edecekler. وَلَمْ يَكْرَهُ شَعْبِ Şabi mekruh görmedi. Dedi ki niye? Caizdir mi? Bahtır. Kapışsınlar. Bu da bir zevktür dedi. Yani ulema-i mütekeddimin arasında da ihtilaf var. Haram değil de bunlar mekruh gördükleri birbirlerine eziyet ederler diye. Onun için. فَقَدْ يَجُوزُ اَيْذَنْ يَكُونَ İbrahim caiz ki İbrahim'in nekayı kerih gördü, kerih ezalik. Min ecli ma zekerna min khawfil atab alel müntehibin. Helak olur ki birbirlerini itilerler, onu itiler. Birisine bir zarar gelir. Onun için hoş görmedi.
فَنَزَرْنَ فِي دَالِ İmam-ı Tahavi diyor ki, şimdi buna nazar ettik. Bakalım ki acaba niçin? Ülemanın bazısı hoş görmüş, bazısı hoş görmemiş. Bunu aradık, daradık. فَاِذَنْ صَالِحُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَدْ حَدَّسَنَا Bana diyor, Salih ibn Abdurrahman rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا سَعِيدُ بْنِ مَنْسُرُ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامُ El-Mughira, yani İbrahim فِنْنُهَابِ فِرْعُسُ Dükünlerdeki yağmalardan rivayet eyledi. قَالَ buyurdu ki, كَانُوا يَأْخُذُونَهُ لِسْصِبِيَانِ Çocuklara bunu yapardılar. Büyük adamlar için değil. Çocukları seçerdiler ki çocuklar onu yağma isin. Hem bir oyun gibi sevinç olsun. Hala bizim memlekette yine öyledir. Yine evet. Yaparlar. Büyükler karışmazlar. Evet. Çocuklar. Ondan da bize yok duyarlar. O koşar, o koşar. Bakarsan o ben işten aldım, o da işten aldım. Burada bu hükümet fukarayı yasak etmezden evvel fakirler çoktu. Haremin kapısından çıktım mı birisine bir kuruş verdiğin görmesinler. Gördüler mi 15-20 tane birden sarar etrafı. Kul saramazsa. O bana ver, o bana ver. Artık o ne yapar hacı elinde zaten şeyler. Madem paralarıydı o vakit. Bir kuruş, yarım kuruş hemen hepsini saçar kaçar. Saç doğu gibi onlar onu toplamaya başlarlar. O niyetiler, o niyetiler, o kaçar kul sarar. Yani Sibyanlar için, çocuklar için yapardılar. فَدَلَّ مَا رُوِيَعْنِ اِبْرَٰهِيمَ فِي هَذَا İşte İbrahim'in mekruh gördüğü gidiyor. Buna delalet etti. مَا زِكْرِهِ عَمَّنْ كَانَ قَبْلَهُ Ondan evvel olan ulemadan zikriyle beraber ki مِمَّنْ يُقْتَدَى بِهِمْ Onlara iktida edilen eşkasla rivayette geldik. اَنَّهُمْ كَانُوا يَخُدُونَهُ لِسِّبْيَانِ Bunu Sibyan için alırdılar. Bu seçiyi onun için seçerdiler. فِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadiste ki اَنَّ كَرَاهَتَهُ onun mehruf görmesi İbrahim'in de hayalinin lehu bu nöhbeyi fil babil evvel babi evvel de leyse min ciheti tahrimi haram olduğu cihetten değil ve lakin min ciheti ma zekernahu birbirlerine eziyet etmesinler bir yer haddesena Salih ibn Abdurrahman kâle haddesena Sa'id ibn Mansur kâle haddesena Hüseyin an Yunus anil Hasan Hasan-ı Besri'den rivayet edildi ki ennehu kâne la yara bitarike be'sen bunda beis yoktur. Günlerde seçim saçılmasında beis yoktur. Haddesena Yezid ibn-i Sinan kâle haddesena Yahya ibn-i Sa'id-i Kattan en aş'at enil Hasan en Hasan-ı Besit radıyallahu anh'da rivayet olundu. Kâle la bâse bintihâbil cevz cevzi seçip seçerlerse onu yağma etmedi, talan etmedi beis yoktur. Ve kâle Muhammed ibn-i Sirin buyurdular ki يَدَعُونَ فِي اَيْد۪يهِمْ Bunları zahmet edip de böyle talan ettirmeden ise ellerine koymak. Koysunlar. يَدَعُونَ koyarlar فِي اَيْد۪يهِمْ ellerine. Yani o yani nazikane bir iş olur. Sıraya düzer, sıralayın hepsini eline verir. Evet. وَمَا وَالْبِشَيْكِ ف۪يهِ اَنْدُولُجُدُرْ اَلْاِبَاحَةُ Bu talanın mübah olması min hadi-i lâfer, bu hadislerden indena, bizim indimizde evcehu fin nazar kıyasla daha evcehtir. Mübah olmasını kıyasa vurursuksa o taraf galip olur mübah olması. Mimma fihil kerahiyeti minha. Bu hadislerden bir kısımlarında kerahiyet geldi diyor. Onlardan ise diyor mübah olan kısım daha evcehtir. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم bu içimamın kavli de bu meselede budur. Düğünlerde, ferahlerde serpilen o eşyayı yağma etmekte beis yoktur. Ya Resulullah Efendimizin men etmiş olduğu yağma nerede? Ordu askerlerine hugaret eder, onun bunun malını alırlar, kendilerine mal ederler veyahut da bir takım cemaat silahını alır gider, başkasını vurur, malını talan eder. Bundan da nehyetmiştir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.